Arkadaşlar merhaba. Artık ucuz Çin malı kumpasları nasıl çalıştığını biliyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz program Çin malı kumpasımızın simülatörü. Şurada gördüğünüz siyah ve gri desen şu bizim kumpasımızın sabit aksamında bulunan plakaları gösteriyor. Hemen şuradaki hareketli plakalar ise kumpasın üzerinde hareket eden elektronik devre üzerindeki elektrotları gösteriyor. Bizim kumpasımızda 56 tane hareketli plaka var. Fakat simülatörde ben 16 tane kullandım. Şurada gördüğünüz renkli grafik her bir elektroda 8 elektrodun her birine uygulanan voltajın dalga şeklini gösteriyor. Normalde bu sinyallerimiz kare dikdörtgen dalgalardan oluşuyor. 1 olan kısımları ben renkli blokla gösterdim. 0 olan kısımları da siyah blokla gösterdim. Hareketli elektrodun yerini değiştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kırmızı grafik yani toplam elektrondaki voltajın dalga şekli değişiyor. Elektrotların ilerleme yönüne göre buradaki dalga da yürüyor. Bu yüzden buna yürüyen dalga diyorum. Şuradaki grafik ise kumpastan aldığımız 4 sinyalin osiloskop görüntüsü. Kırmızı grafik toplama elektrodundaki voltajın grafiği, mavi, yeşil ve kahverengi grafikler ise kumpasın hareketli 8 elektroduna uygulanan gerilimlerden 3 tanesinin grafiği. Bu birkaç gün içerisinde 16 kanallı cihazım gelecek. O zaman bütün kanalları görme şansımız olacak. Şimdi forumda da bir tartışma konusu oldu. Hareketli plakalar hareket ederken kapasite nasıl değişiyor? Onun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi paralel yapılı bir kondansatörün kapasitesi epsilon çarpı S bölü D. Yani levhalar arasındaki dielektrik malzemenin epsilon değeri D levhalar arasındaki mesafe S de kapasitör levhalarının alanı. Şimdi şöyle iki tane levhayı yan yana koyduğumuzu düşünelim. Bunların kenarları 1-1 olsun. Şunu sabit olduğunu varsayalım. Şu da şöyle sola doğru hareket ederken kapasitenin nasıl değiştiğini formüle edelim. Şimdi şu levha şöyle A kadar sola kaymış olsun. Bu yükseklikleri bir olduğuna göre şurada oluşan alan ne olacaktır? A olacaktır. Diğer kenar bir olduğu için. O halde şu epsilon ve D de sabit olduğu için onu hiç işin içine katmayalım. C eşittir A diyebiliriz. O halde A sıfırla bir aralığında değişirken C'miz de A'ya bağlı olarak sıfırla bir aralığında değişecektir. Şimdi A düzgün artan bir değerse yani şurası A olsun sıfırdan 1'e kadar düzgün şekilde artarken kapasitemiz de
düzgün şekilde bu şekilde artacaktır. Aynı şekilde elektrotlarımız tam üst üste oturmuşken elektrodumuzu işte herhangi bir yöne doğru çıkartmaya başlarsak bu sefer kapasitemiz şuradaki C değerimiz buradan aşağı doğru doğrusal azalacaktır. Yani paralel levhalı iki paralel levhadan oluşan bir kapasitörde levhaların levhalardan birinin hareket etmesi durumunda kapasitör bu şekilde üçgen dalga üretecektir. Bunun sinüs şeklinde değişmesi mümkün değildir. Sinüs şeklinde değişebilmesi için levhalardan birisi, şu levhalardan birisi mesela dikdörtgense öbürünün tahminimce şöyle kosinüs tipi şöyle bir levha olması lazım ki şurada şu levhanın şuraya doğru kayması durumunda oluşan kapasite sinüs fonksiyonu olsun. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.